Dünyayı yöneten güç medya. En elzem hayat memat meselelerini bile profesyonelce sulandırıp cambaza bak diyerek devam ettiriyor. Yok oluş hızlandırılıyor. Dünya son 50 yılda resmen boyut atladı. Fakat olumlu yönde değil. İlim, fen, teknoloji ilerledi ama toplumlara yeterince nüfuz etmedi. Bilgi karanlık ellerin tekeli oldu. Filler tepişti, karıncalar ezildi. Bilimsel altyapı arttı. Bilişsel kavrayış azaldı. Yayınlar çoğaldı, mana, nitelik azaldı. Ekonomi canlandı, alım gücü azaldı. Kazanımlar arttı, ihtiyaçlar çoğaldı. Teşhisler çoğaldı, tedaviler azaldı. İlaçlar arttı, hastalıklar azalmadı. İsmini dahi bilmediğimiz satılık hastalıklar var bu dünyada. Bugün maksatlı servis edilen, ölümü gösterip sıtmaya razı edilen kronik rahatsızlıklara ek tuhaf sendromlar da türedi. Tabi dünyada kabul görmüş kozmik bilime göre şuurlanıp yaşadığımızda laboratuvar ürünü mikroplara genel bir koruma ve karşı hamle yapabilmemiz için yaratıcının emir ve yasaklarına uymak gerek. Zira bir sinek dünyanın en büyük hükümdarını alt edebilmiştir. Hak keza nefsimize hiç de ağır gelmeyecek bir iyilik, bir sadaka bizi bin bir dertten sükülerist anlayıştakiler hariç koruyabilir, kurtarabilir, mücerreptir. Virüs, mikrop, dabbe, yeryüzünde yaşayan bütün canlıların dabbenin dizgini Allah'ın elindedir. Hud 56. Allah şüphesiz her şeye kadirdir. Nur suresi 45. Dabbe genel itibariyle canlı diye bildirilirse de kanser hücresi gibi bir nevi kendi türüne canlılara müdahale edebilecek bir aracı mıdır? Yine virüsler dinli veya dinsiz ayırmıyor. Bu noktada imtihan dünyamızda ateşin bize de sıçrayabileceğini hesap edip hastalık ve sıkıntılardan en az zararla kurtarabilecek şekilde bedenen, ruhen kurallara uyarak yaşamamız gerek. Öyle ki ayeti kerimede ve öyle bir fitneden sakının ki içinizden yalnızca zulüm yapanlara dokunmak da kalmaz, masumları da yakar. Enfal 25. Peki sormamız gereken soru şu: dabbe gerçekten bir virüs mü? Yoksa dünyanın yarısını yok edecek olan bu dabbenin ta kendisi mi? Hollywood'un bu sıralar etinden en çok beslendiği mevzulardan birisi de dabbe. Nasıl olur diyeceksiniz. Adamların İslam'a inandıkları yok kaldı ki dabbe. Efendim, malumunuz dabbetül arz hem Kur'an'da hem de sünnetle delilleri bulunan bir meseledir. Bir alamettir. Kıyamete dair bir işarettir. Neml suresinin 82. ayetinde kısa bir mealiyle buyrulur ki tehdit edildikleri şey başlarına geldiği zaman yerden bir dabbe çıkarırız da ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını kendilerine söyler. Yine dabbe hakkındaki hadisler de bu manayı tasdik eder. Hatta hadislerin dabbenin niteliğine dair daha açıklayıcı, detaylandırıcı bir yapıları da vardır. Mesela Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan nakledilen bir rivayete denilir ki dabbetül arz kıyamete yakın çıktığında beraberinde Süleyman'ın mührü ve Musa'nın asası da bulunacaktır. Müminin yüzü pırıl pırıl olacak, kafirin burnu da mühürle mühürlenecektir. Bu yüzden ahali birbirini tanıyacaklar ve bu mümindir, bu da kafirdir diyebileceklerdir. Elmalı Hamdi Yazır merhum de kelimesini izah saadetinde şöyle buyurur: hafif yürüme, debelenme demektir. Hayvanlarda ve çoğunlukla haşerelerde yani böceklerde kullanılır. İçkinin vücutta yayılması ve bir çürüklüğün etrafında bulaşması gibi hareketi gözle tespit olunamayan şeylerde de kullanılır. Tefsirlerde daha bunun gibi dabbetül arza dair birçok tevviller, yorumlar yer almaktadır. Yine ahir zamanla ilgili rivayetler bize şunu apaçık gösteriyor. Dünyanın bir ucunda başlayan bir salgının bütün dünyayı sarabileceği ölçekte bir küreselleşme çağına doğru ilerliyoruz. Kıyamete yakın böyle bir dönem geldi gelecek. Eskiden bu tür salgınlar birkaç yöreye has kalırdı, ötesine yayılmazdı. Hele ülkeden ülkeye nadiren sıçrardı. Şimdi Çin'de başlayan salgın soluğu birkaç günde Fransa'da alıyor. Hadisten mülhem söylersek Süleyman aleyhisselamın hızıyla havada dolaşıyor. Musa aleyhisselam gibi denizler aşıyor, maske maske burunlar mühürleniyor. Yani arkadaşım, zaman ne kadar eskirse eskisin Kur'an eskimiyor. Aksine verdiği derslerle Kur'an ve hadisler giderek daha fazla hayatımıza aktarılıyor. Ahir zamanda zuhur edecek olan dabbetül arz, biyolojik silah olarak üretilen virüs olma ihtimali oldukça yüksektir. Milyonlarca insanın ölümüne sebep olacaktır. Virüsler de bir tür canlıdır. AIDS, SARS ve son ortaya çıkan koronavirüsü dabbetül arzı anlamamıza yardım eder. Demek dehşetli bir taife, hayvaniye olacak. Belki
Ayetin işaretiyle o hayvan dabbetül arz denilen ağaç kurtlarıdır ki insanların kemiklerini ağaç gibi kemirecek, insanın cisminde dışından tırnağa kadar yerleşecek. Göklerin ve yerin orduları Allah'a aittir. Yani Allah emir verdiği zaman bütün mahlukat bir ordu hükmüne geçer. Bu ordularla bazen zalim kavimler ikaz eder, tokatlanır. İşte hava unsuru Allah'ın bir ordusudur. Kahhar-ı Zülcelal havaya emreder. Bir bakarsınız o zayıf gözle görülmeyen hava unsuru bir anda canavar kesilir. Öyle bir hızla eser ki karşısındaki her şeyi yerle bir eder. Fırtına olur, kasırga olur, hortum olur, en ağır eşyayı bile alır kaldırır ve yere savurur. Su unsuru da bir ordudur. Allah su unsurunu emreder. Bir de bakarsınız ki o sakin ve yumuşacık olan su unsuru bir derya olmuş, sel olmuş, önüne kattığı her şeyi yıkar geçer. Ya ateş, ateşe de emreder. O her şeyimizi pişiren, o faydalı ateş, o emirle zalim kavimlerin başında söndürülmez bir bela olur. Karşısına çıkan her şeyi yakar ve yutar. Toprak da Allah'ın emrine bakar. O Kahhar-ı Zülcelal toprağa ve zemine bir emrettiği zaman bu emirle öyle bir coşar ve silkeler ve silkelenir ki en zalim kavimleri bile uyandırır ve ayağa kaldırır. Bu silkelenme ile bir de bakarsınız ki o tevazu sahibi toprak bir anda koca şehirleri yıkar geçer. Bu saydıklarımız gibi Allah'ın diğer mahlukları da böyledir. Uysal ve sakin görünen o mahluklar da emir aldığında bir aslan kesilirler. Öyle değil mi gerçekten? İşte çekirgeler. Allah çekirgeye emreder, tarlaları talan eder, kuşlarına emreder, zalimlerin başına taş yağdırır. Karıncaya emreder, Firavun'un sarayını yıkar. Sineğe emreder, Nemrut gibi bir zalimi yere serer. Gözle görülmeyen bir mikrobuna emreder, Deccal ve Süfyan gibi dehşetli bir zalimin ciğerini söker atar. Bir virüsüne emreder, Deccal'in kalesi olan koca bir ülkeyi dize getirir, hizaya çeker. İşte Çin'de yaşanan koronavirüsü belasının tamı tamına tam olarak uymaktadır. Bu durum kainatta tesadüf yoktur. Koca cisimler, güneşler, aylar ve diğer gezegenler Allah'ın emri ile hareket ettiği gibi atomların etrafında dönen elektronlar da o hakimi ezelinin emri doğrultusunda hareket ederler. Koronavirüsü bundan ayrı kalır mı? Elbette ki kalamaz. O virüs de emir tahtında hareket eder. Zalim bir topluluğu ikaz etmek için hayatlarına hücum eder. Bazılarını da yere serer ve lisan-ı hali ile insanları doğru yola ve hakka davet eder. Sadece her şey bu dünya hayatında bir bahaneyle başlar. O bahane aslında Allah'tan gelmiştir. Ama uyarıyı sadece kalpleri ve gözleri açık olanlar anlayabilir. Zulümden uzak durmalarını, işkenceden vazgeçmelerini belki de ihtar ediyor. İşte Çin'de yaşanan olay içinde şiddetli bir ikazı barındıran tam da böyle bir olaydır. Çünkü Çin hem kendi milletine hem de çevresindeki Uygur Türklerine karşı çok zalim bir tutum sergilemektedir. Baskı ve işkence had safhadadır. Emri altındaki insanları da köleleştirmek istemektedir. Doğu Türkistan ve Hong Kong gibi bölgelerde yaşananlar bunun en açık delilidir. Hatta bırakın çevre ülkeleri kendi halkına dahi ağır bir zulüm yapmaktadır. Çin'deki Tiananmen Meydanı'nda yaşananlar hala hafızalardadır. Bir tankın bir genç tarafından engellenmesi sembol bir olay olmuştu. Demek ki Çin kendi halkına da zulmediyor. Dünya ise ekseriyetle zayıf bir tepki vererek olayı seyrediyor. Peki dünya buna karşı tepkisiz kalacak mı? Ya da Allah bu tepkisizliğe karşı tüm dünyaya tepkisiz kalacak mı? İşte burası zamanla gösteriyor ki tüm dünyaya koronanın yani virüsün yayılmasıyla seyircisiz kalmadığı anlamına geliyor. Bu nedenle koronavirüsü salgın denilen bu musibet sadece Çin'de gözükmekle birlikte tüm dünyayı, tüm insanlığı da ikaz ediyor. Çünkü büyük musibetler ekseriyetin hatasından meydana gelir. Belki de umumi hata Çin'de yapılan zulüm ve haksızlıklara karşı diğer ülkelerin çok da fazla tepki vermemesi nedeniyle meydana geldi. Ticari nedenler ile herkes sustu. Ya şimdi herkes Çin'den kaçmaya çalışıyor. Yakında aman ha Çin malı almayın diye bir yaygara çıkarsa hiç şaşmayın ki ben büyük bir buhranın kapıda olduğuna adım kadar eminim. İşte bu da koronavirüsünün etkisinin zannedildiğinden daha büyük olacağını gösteriyor. Böylece Allah da gözle görülmeyen bir mahlukunu vazifelendirerek tüm devletleri ve milletleri ikaz ediyor. Ya düzelin ya da Allah'ın gazabını tadın. Buraya kadar anlattıklarımız görünen resmin büyük tarafı. Zira duyduğumuza göre yılan, böcek, maymun, köpek türü birçok hayvanın orada yenmesi ve tüketilmesi fıtratı bozuyor. Hatta bu koronavirüsünün çıktığı yerde yarasa türü hayvanların da çokça tüketilmesi
bu salgın hastalığa vesile oldu diye iddialar var. Cenab-ı Hakk'ın insan metabolizması için yarattığı hayvansal gıdalar bellidir. Bunlar da Kur'an'la bir bir sayılmıştır. Diğer hangi tür mahlukların yenmeyeceği de dinimize açık ve nettir. Bunlar her insan için geçerli fıtri kurallardır. Siz bu fıtri kuralları fiilen çiğner iseniz karşınıza böyle bir bela ve musibet çıkar. İşte böyle gayri fıtri bir yaşam tarzının da böyle bir salgın ve musibete yol açması kuvvetle muhtemeldir. Bu durum elbette ki tüm insanlığı ilgilendiriyor. Temiz ve fıtri yaşam konusunda tüm insanlığı ikaz ediyor. Allah bizim sonumuzu hayır etsin. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Beni dinleyip beni takip ettiğiniz için Allah hepinizden tek tek razı olsun. Allah'a emanet olun.